Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla İstanbul ofisinden selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Yanımda Uğur Bey var. Sol yanımda da Murat Bey ile birlikte bir video çekip sizleri bilgilendireceğiz. Uğur Bey biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Tanımayanlarınız eski videolarımızı izleyebilir. Uğur Bey bize müracaat ettiği zaman turistik bir vizayla müracaat etmişti. Biz oturma iznini aldık. Çok şükür şu an işi gücü yerinde. Hatta Avrupa'da kendi şirketini dahi kurmuş bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Bakın arkadaşlar, bunu her defasında söylüyorum. Biz elimizden geldiği kadar iş adamlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz. Uğur Bey de bir iş insanı. Bugün bizi ziyarete geldi, tatlısıyla falan geldi, konuştuk, denk geldi. Ben rica ettim, Uğur Bey videoda senin de olmanı istiyorum. Eğer kırmazsan bizi, tabii ki dedi. Uğur Bey de bize katıldı. Şimdi güzel bir bilgilendirici video çekeceğimize inanıyorum. Bakın arkadaşlar, Murat Bey oturma iznini aldı. Şu an elimde Murat Bey'in 2 yıllık bir oturum kartı var. Şu an pasaportunu da size göstereceğim arkadaşlar. Murat Bey'in vizası yok arkadaşlar. Yani vize olmadan biz Murat Bey'e direkt oturma izni aldık. Bunu daha önce de defalarca size söylemişim. Türkiye'den vize olmadan direkt Türkiye'den başvuru yapıp oturma izni alabiliyoruz ki Murat Bey dün oturum kartını Ankara'dan aldı ve bugün de bizimle artık bir video çekip sizleri bilgilendiriyor. Arkadaşlar bakın, bizim sloganımız neydi? İster turistik, ister yeşil pasaportu olanlar, çalışma izni olanlar, Polonya çalışma izni, Macaristan fark etmez. Pasaportunuzda her ne vizası olursa olsun veya yeşil pasaport sahiplerine biz elimizden geldiği kadar yardımcı olup Avrupa'da oturma izni almalarını elimizden geldiği kadar sağlıyoruz arkadaşlar. Burada size yar ve yardımcı oluyoruz. Siz de gidip kendi hayatınızı problemsiz olarak kuruyorsunuz. Ve şunu da eklemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Murat Bey inşallah önümüzdeki ay Şubat ayında Almanya'da olmuş olacak. Yeni hayatını inşallah Almanya'da başlayacak. Şimdi Murat Bey, belki senin de söylemek istediğin bir şeyler vardır. Oturum iznini aldın. Evet. Öncelikle Cesur Bey'e hem teşekkür ediyorum, hem sağ olsun, var olsun. Yani daha önce bir vize bile alıp gidemezken şu an 2 yıllık 27 ülkede istediğim bir ülkeye yarın çıkıp gidip hem oturup hem çalışabilirim. Bu benim için çok önemliydi. Kendisine tekrar buradan teşekkür ediyorum. Zaten gördüğünüz gibi yani pasaportum 10 yıllık ama hiç çıkış yapmamışım yani. İlk defa çıkacaksın. İlk defa çıkacağım. Onu da Cesur Bey'le birlikte Almanya'ya gideceğiz. O da çok gurur verici benim için. Evet. Kendisine teşekkür ederim. Hem de yol arkadaşı olacağız onunla. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı bekleyen vatandaşlarımızın başına, inşallah hepiniz de oturma izni, bekleyen kim varsa artık herkes de oturma izni alacak. Evet, Murat Bey'le yol arkadaşı olacağız biz. Ben Almanya'ya geçeceğim Allah nasip ederse Şubat ayının bilmiyorum kaçı, belki de bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra. Şu an İstanbul'dayız ve size hizmete devam ediyoruz. Arkadaşlar yalnız Uğur Bey'le de şimdi görüşeceğiz. Ona da tabii ki söz vereceğim. Uğur çok sevdiğim bir arkadaşımız bizim. Artık samimiyetimiz iyice gelişti. Kendisi Avrupa'da, hal hatır soruyoruz birbirimize, birbirimize yardımcı oluyoruz. Yalnız şunları dedikten sonra arkadaşlar bakın, biz diyoruz ya, her vizayla veya yeşil pasaportlu arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bakın görüyorum ki son dönemlerde, son günlerde iyice böyle birileri ortaya çıktı. Facebook sayfalarında şunu yazıyorlar, bunu yazıyorlar. Örnek veriyorum, adam diyor ki ben oturma izni alıyorum, vize alıyorum. Vatandaşın sayfasına girip bakıyorsun, hiçbir şey yok. Adam 14 yaşındaki resmini orada paylaşmış. Lütfen ve lütfen dikkat edin arkadaşlar. Dolandırılmayın. Dikkat edin. Bunu her defasında söylüyorum arkadaşlar. Bakın biz danışmanlık işi yapıyoruz. Kimse gelip bize müracaat etmek zorunda değil. Biz şunu söylemiyoruz vatandaşlar. İlla da gelip Cesur Başbuğa iş yaptırın, o alsın size oturma izni ve o yardımcı olsun. Kim nerede istiyorsa işlemini yapabilir ama dikkatli olun. Gidiyorsunuz vizalarınızı heba diyorsunuz, son günü yazıyorsunuz ki vizamı heba ettim. Veya gidiyorsunuz ne bileyim 300-500 birisine veriyorsunuz, hiç tanımadığınız birisine veriyorsunuz, 300-500 kandırılıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Cesur Bey beni kandırdılar, beni dolandırdılar. Bu biraz da sizin eliniz arkadaşlar. Dikkat edin, dolandırılmayın.
Dikkat edin, kandırılmayın. Adamın eğer profil sayfasında sadece 14-15 yaşındaki resmi varsa siz ne diye bu adama para gönderiyorsunuz ki? Misal, örnek olarak çok dikkatli olun bu şeyler arkadaşlar. Son dönemde iyice yaygınlaşmaya başladı. Toparlayıp Uğur Bey'e sözü vermek istiyorum arkadaşlar. Uğur Bey, geldin, sağ ol, sana teşekkür ederiz. Tatlını da aldın, her zamanki gibi güler yüzünle geldin, sohbetini ettin. Senin için nasıl Avrupa, nedir durum orada? Son durum, şirketini kurduğunu biliyorum, işlerinin güzel olduğunu da şu an biliyorum ama senin söylemeni istiyorum ki belki insanlar en azından bilgilenir. Çünkü senden sonra, çok özür dilerim lafını kestim, senden sonra bize çok iş adamları, ufak ölçekli iş adamlarımız müracaat etti. Sen onlar için bir yol haritası oluşturdu senin o videon. İnsanlar müracaat etti, ticaretle uğraşmak isteyenler var, şunlar var, bunlar var. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Cesur Bey, ilk videoda da bahsettiğim gibi biz Şirinevler bölgesindeyiz. Aynı zamanda da çok yakın olmasak da komşuyduk. Ben turistik bir vizeyle gelmiştim ve bunun mümkün olup olmayacağını sormuştum Cesur Bey'e. Cesur Bey'le bir yol haritası çizmiştik. Başvurularımızı yaptık. Velhasıl kelam oturumumuzu aldık. Bundan sonraki süreçte şirket kurma olsun, muhasebe olsun, gelme gitme olsun, uçak bileti alma olsun, her anlamda Cesur Bey ya da çalışanlarıyla hep kontak halindeydik. Biz Cesur Bey'le yaptıktan sonra bu işlemleri, oturumumuzu aldıktan sonra ben kendi yol haritamı çizip, şirketimi kurup, işte mağazalara bakıp, fuarlara bakıp bu anlamda kendimi geliştirdim. Evet. Sanırım bir 6 aydır gidip geliyoruz. Ben birkaç defa gidip geldim. Bu sefer de Cesur Bey'in ofisine ziyarette bulunmuştum. Denk geldi yani, planlanmış bir gezi değildi. Ben herkese tavsiye ederim. Türkiye'de ticaret yapan herkesin Avrupa'da birebir mal satmasını sağlamasını. Çünkü her zaman yüz yüze ticaret her zaman daha farklıdır. Burada konuşulan şirket kurmadaki maliyetlerin ya da orada dükkan tutmadaki maliyetlerin, pazarlamadaki maliyetlerin kendiniz gittiğiniz zaman ne kadar düştüğünü göreceksiniz. Buradan bir fiyat alındığı zaman, buradan bir müşteriyle iletişime geçildiği zaman insanların size yaklaşımıyla orada yüz yüze, el ele sıkışarak insanların size yaklaşımı çok çok daha farklı oluyor. Benim şirketim toptan üzerine iş yapıyor. Tabii ki Parakende pazar yerlerinde varım ancak toptan bazda müşterilerle yüz yüze konuşmamız çok çok daha etkili oluyor. Ayrıca Cesur Bey'in videolarında yer almaktan da mutluluk duyuyorum. Bunun teşekkür sebebi, ederim. Hem insanların bana tepkileri olsun hem birçok insan soruyor çünkü nasıl yaptın, nasıl ettin? Biz bir tek kelimeyle bir cevap veriyoruz. Cesur Başbuğ diyoruz. Başka bir açıklama, ederim. Başka bir yorumda bulunmuyoruz. Sanırım bir sene olacak. İlk ben sizinle selamlaşmaya başlayalım. Doğrudur. Bir sene geçti. Hayatımı biliyorsunuz. Ben sizi de hayatınıza vakıfım. Arkadaşız. Bir sorunumuz olduğunda görüşüyoruz hala. Bu anlamda da ben ayrıca teşekkür ederim. Bir trafik cezası yediğimde ben Cesur Bey'i aradığımda dahi vakit ayırıp bana cevap verdi. Dedi ki bunu ödem. Örnek veriyorum bunu çok basit bir şekilde. Dedi ki bu seninle alakalı değil. Detayını anlattı. Ya da benim hiç tanımadığım bir şekilde, benim hiç tanımadığı birine böyle bir sorunu var, böyle bir talebi var dediğimde kendisi olmasa dahi çalışanlarıyla her zaman yardımcı oldu, yardımcı olmaya çalıştı. Yapacağımız ya da yapmamamız gerektiğini her anlamda bize söyledi. Bir yıl doldu. Nice birkaç 5-10 senelere İnşallah. Ticari hayatımızı biz İstanbul'da belli bir seviyeye getirdik. Avrupa'ya taşımaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse çok çok daha büyütüp hem iş adamlarıyla hem ticaret yapan insanlarla sizin vasıtanızla takdir edersiniz ki şu andaki döviz kurları belli. Biz de bu anlamda kendimizi yurt dışına açmak zorunda gibi hissediyoruz artık. Ben e-ticaretle uğraşıyorum. Biraz daha anlatmam gerekirse pazarlama anlamında bu vizeyi almayı ben bütün ticaret şirket sahiplerine tavsiye ederim. Özellikle de Cesur Bey'le almalarını tavsiye ederim. Ben arkadaşlarımızın her ikisine de teşekkür ediyorum. Hem Murat Bey'e hayırlı olsun diyorum. Hem Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Her ne vizası olursa olsun bizler size yardımcı olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.